Arkadaşlar merhabalar, ben Sonat. Oyunda Mix kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bilim kurgu ve gerilim tabanlı bir korku oyunu oynuyor olacağız. Oynayacağımız oyunun adı da Horror Tales The Beggar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet, haydi bakalım. Bu ne? Drone mu? Bu arada güzel haber, oyunda Türkçe dil desteği var arkadaşlar. Yine galiba insanlığın kıyametiyle sonuçlanan bir zaman dönemini oynuyoruz. Endeavor time, 2 years marked by solitude and war. 31 yıl sonra. Şeye benziyor bu ya. Half-Life Alyx'teki karaktere biraz benzettim. Beggar found in Q12. Dilenci 12. çeyrekte bulundu. Almost totally screwed. Plan to transfer Beggar to the lab devised. His aid shall be deemed indispensable. Door hinges that ensnare the Beggar must be promptly terminated. Biz herhalde bir yere hapsolmuşuz. Yıllar sonra bizi buldu bu drone. Uyan dilenci, defolup gitme zamanı. Acaba biz kimiz? Evet. Şimdi bir hücrede tutuluyormuşuz belli. Buraya günleri falan yazmışız. Haftaları, hatta yılları. Evet, kapıyı açtık. Dünya mahvolmuş durumda. Yerde bir iskelet. Sanki bize doğru ulaşmaya çalışıyormuş gibi gözüküyor, değil mi? Şu kapıya. Aha! Ne oluyor ya? Bismillah. Allah geliyor. Ne bu? Abi dev gibi bir yaratık. Kilitli kapı. Tekrardan hücreye döndük. Ups. Pardon. Şimdi şuradan bir geçiş var. Ne diyor? WDSA döndür. Ve ayrıl. Birkaç saat içinde Morvin adında bir insansı zehirli Benny de Bosk şarabına maruz kaldığın için sana saldıracak. Şimdilik güvendesin. Morvin hayal gücünün bir ürünü. Ona bir isim vermek gelecekte kaçınılmaz yüzleşme başladığında onu şekillendirmeye yardımcı olacaktır. Hücrenin yanındaki havalandırma kanalından dışarı çık ve bir sonraki görevimi ara. Okey. Eğildik. En azından fareler hala hayatta. Kapı açıldı. Şimdi nasıl bir yerdeyiz onu anlamaya çalışıyorum. Bir evdeyiz galiba. Buradan aşağı bir delik açılmış. Buradan atlayabilir miyim? Bir yukarı bakayım önce. Yerde buruşmuş bir ceset var.
Kurtuluş yankıları yukarıda. Bodrum katındaki yaratık gerçek. Garip bir resim var. Bodrum gerçekleri, sırları. Başka bir gidiş yok gibi. O zaman şuradan bir atlayalım bakalım. Bir şey var mıydı orada? Neyse bir bakalım. Yerde hep cesetler var. Burada bir grafiti. Şarapla ne alakası var onu anlayamadım. Sanki onu içenlere hastalıklı gözüyle bakıyorlarmış. İlaç gibi bir şey mi ya da insanların aklını mı bulandırıyor? Bir tane daha bir düğme bulduk bakalım. Yıllarımı seni aramaya adamamın bir nedeni var. Zehirli Bennie Bosk şarabına bu kadar uzun süre maruz kalmak yalnızca Morbin'i halüsinasyona uğratman anlamına gelmiyor. Aynı zamanda bazı yetilerini de görmen anlamına geliyor. Savaşı kazanmak için onlara ihtiyacımız var. Şimdilik odak noktanı yönlendir, elini uzat ve ilerlemek için kutunun havaya kalkmasını sağla. Nesneleri tutabilirsiniz. Daha önce ulaşamadığınız yerlere ulaşmak için bu nesneleri kullanabilirsiniz. Yalnızca orta ya da büyük nesneleri alabilirsiniz. Oo, telekinezi özelliğimiz var. Severiz. Çok güçlü değiliz gibi ama şimdilik. Ne yapacağız bunu? Bu kapı kapalı. Önce bir yukarı bakalım. Kapalı. Buradan gidelim. Sorry for my rude language, beggar. I have a brain tumor. My politeness module got fried by the motherfucking sun. Bize niye acaba beggar yani dilenci diyor onu anlamadım. İnsanlara takılmış bir nickname falan mı acaba? Yavaş yavaş sahip olduğum güçlerle ve kesinlikle gerekli olanlarla seni yavaş yavaş yeniden tanıştıracağım. İkincisi konsantrasyon ve el hareketleriyle uzaktaki nesneleri havaya kaldırma kapasitendir. Uzaktaki nesneleri çekebilirsiniz. Nesneler siz yaklaştığında büyük ya da orta büyüklükte ise onları otomatik olarak alabilirsiniz. Abi telekiniz ya. Telekinizi candır. Buraya mı çıkacaktık? Nereye gideceğiz? Şu yukarı mı? Okey. Burada hafiften bir yangın çıkmış. Acaba yıl kaç?
Onu merak ediyorum. Buradan geçemiyoruz. Aha! Ama adam bayağı atletik ha. Şimdi ne yapıyoruz? Yıkıma ya da zararı yol açabilecek nesneleri olağanüstü hızlarda itme yeteneğine sahipsin. Bu benim dikkatimi ve mesafemi gerektiriyor çünkü halüsinasyonların nedeniyle sana güvenemiyorum. Yakalanan nesneleri şarj edebilirsiniz. Yüklü bir nesneyi bırakırsanız onu yüksek bir hızla fırlatmış olursunuz. Bunu düşmanlara zarar vermek ya da belirli yapıları kırmak için kullanabilirsin. Yüklü bir nesneyi bir süre tutmaya devam edersen ölene kadar hasar almaya başlarsın. Çok fazla tutma diyor yani. Shift'le Oo, güzel. Push yeteneği. Buraya gelmiştik. Ha. Bunları kıracağız herhalde. Şarj et. Bırak. Güzel. Fare de kapıyı açmamı bekliyor. You are Kapı zaten smarter than you açıkmış. look. Continue onward, my dear dysfunctional beggar. İşlevsiz dilencim diyor. Ne yapıyoruz? Aşağı mı? Ama çok tatlısınız. Kurt ailesi. Kapı kilitli. Yok, o açılmıyor. Burayı mı kıracağız? Aynen. Aşağıda ne var ama? Atlıyorum. Of. Of of. Etraf hep kan oldu. Evet, yeni yetenek. Unutma, Morwin'le karşılaştığınızda elinizdeki imkanlarla onu gönder. Ne yazık ki o senin kendi ruhunun bir eseri olduğu için sana yardım edemiyorum. Morwin'i biz yaratıyoruz sanki, değil mi? Bizim bir hastalığımız, halüsinasyonumuz diye anladım. Bunun onlarca yıl önce zehirli şarap halüsinasyonları krizi sırasında başkalarının başına geldiğini biliyoruz. Tek çare onunla yüzleşmek ya da birinin ölümüyle yüzleşmektir. Ve özellik yok mu? Kapı kilitli. Ya şu güç bana yeter ya. Burada bir oda var. Boş. Duvarda ayak izleri var arkadaşlar. Burası geldiğimiz yer. Left shift koşma. Duvarda İspanyolca bir yazı var. Koşalım. Yine bir ceset. Tierra rota castigo divino adios munda obrado. Doğru mu okudum bilmiyorum. Bu duvarı mı kıracağız? Yok, hayır. Yani koş dediğine göre koşacak mıyız acaba?
Bak şimdi de geri koş diyor. Dayak izleri. Hafiften bir backrooms. Açılmıyor. Ne diyor? Tut. Basılı tutacağız galiba. Tamam. Bu bizim varış noktamız. Sağlam gökdelenlerin altında bir yeraltı laboratuvarım var. Orada halüsinasyonlarını iyileştirebilirim ve kurtuluşunu kolaylaştırmak için beni yeniden programlayanlarla iletişim kurabilirim. Dünya kilometrelerce parçalara bölündüğü için yolumuz ne yazık ki çizgisel değil. Bu kopmanın kesin nedeni hala belirsizliğini koruyor. Ancak beni de bozkış arabanın bir rol oynadığına dair şüphelerimiz var. Hala bazı şeyler herhalde net değil. Dur bakayım bunu ne kadar fırlatabiliyorum. Bayağı uzağa fırlatabiliyoruz. Aspiratör de canım hala çalışıyor. Bunları bir yolumdan atayım. İleride sanki bir nükleer tesis var. Dur bakayım. Fotoğraf moduna bastım ama. Şu ileride katedral gibi bir sanki kilise gibi bir yer var. Ama gideceğimiz yer zaten karşısındaymış. Oğlum buralar sağlam mı? Çıkıyorum ama. Yine bir mekandayız. Güç yok diyor. Tablo nereye gidiyor? Şunları bir atayım da şuradan. Burada bir switch var. Çalıştı. Burada da bir tane var. Ne oldu? Tamam. Herhalde bu ışıkların hepsi yanacak. Tamam. Evet. Artık ışığımız var. Oyunun mekanikleri çok iyi arkadaşlar bu arada. Aşağı bakar mısınız? Dünya böyle parçalara ayrılmış dedi. Telekinez olayı çok zevkli ya. Kıracağız herhalde.
Aha. Pardon. I shall impart knowledge of a magnitude akin to that of a formidable brain cancer. See ya. Aa, kuş kafesi var. İçinde kuş yok ama. Tabii. Bunları hareket ettiremiyorum. Aman. Bu dumanlar ne acaba ya? Kara bir duman çıkıyor böyle bazı tahtaların üstünden falan. Yeni güç. Ayrıca el hareketleriyle ve dahi konsantrasyonla aydınlatma yeteneğine de sahipsin. Sen gerçekten nefes alan bir el feneri gibisin. Bu bir iltifat mıydı? Karanlık bundan sonra seni durduramayacak. Telekinezi kullanarak etrafınızdaki bölgeyi aydınlatabilirsiniz. Sol tuş. Vay. Güzel. Artık ışığımız da var. Evet. Burada bir düğme görüyorum. Kablolar yine. Güç yok diyor. Bir şeyler mi bulacağız yine? Kablo nereye gidiyor? Kablo bu kutuya gidiyor. Arkadaşlar bu bir korku oyunu. Tabii ki eksiğimiz ne? Sigorta kutusu. Onu da görmüş olduk. Oyun da bize bir korku oyunu olduğunu ispatlamış oldu bu bulmacayla. 3 tane sigorta bulmamız lazım. Aha, biri burada. Bir tanesi kolaydaymış. Orada telekinizi aktif olunca her şey üstümüze doğru gelmeye başlıyor. Bir tane daha bulduk. Aha! Oha, aldı sigortayı. Aha! Abi bununla herhalde savaşacağız. Yalnız ne yapıyor bu? Aha, bir tane vurdum valla. Ne yapıyor? Dojluyor mu? Bir karardı. Yağmur da başladı. Nerede o? Ulan ya. Ne güzel çaktım onun kafasına. Kaçtı galiba ya. Aa, bence dodge'luyor bu. Aha. Nerede? Aha, yaralanmış. Tam bunda diye. Oo, yok.
sandalye. İndirdik galiba. Onu bıraktı. Sigortayı nereye attı bu? Kendisi takmış olamaz değil mi sigortayı? Tabii ki hayır. Aha burada. Bir tane daha mı eksik? Abi apartmanın üstünde araba mı var, yanlış mı görüyorum? Şurada bir düğme var ama herhalde onlar birazdan aktif olacak. Bir tane daha sigorta buldum. Eksiğimiz olursa onu da alırız. Hepsi bunun içinde değil mi? Evet. Galiba şu yana doğru gitmemiz gerekecek bizim. Bu ne? Atlıyorum yine, hayırlısı. Oyun güzelmiş ya. Hem böyle korku öğeleri var, hem fantastik güçlerimiz var, hem bulmacalar var. Oyun da güzel çalışıyor. Türkçe altyazısı da var. Daha ne yani? Ya bunlar için herhalde bir şey fırlatmaya gerek yok. Anahtar. Oo. Nobel ödülü zehirli Beni de Bosk şarabının kökenini keşfeden bilim adamlarına verildi. Zyber Roig, 200 yıl önceki şarap salgını sırasında kahraman Albert Roig'in soyundan gelen ve ekibe birkaç ay önce şarabın zehirliliğinin aslında benzersiz bir metalik yosun türünden geldiğini keşfettiğinden beri bilim camiası bunun olduğu gibi kabul etti. Nobel ödülünü kazanacaklarını söylediler ve kazanmaları kimseyi şaşırtmadı. Şarap salgını ne ya? Bir şarap yapmışlar ama içinde böyle mantarımsı zehirli bir şey varmış. İnsanlar mı acaba etkilendi? Ekip bu yosunun doğal miktarlarda zararsız, dünya yüzeyinin altında yetiştiğini keşfetti. Beni de Bosk bağlarının köklerine yaklaşmayı başardı. O zamanlar kökler yosunun özelliklerini emdi. Daha sonra mahzende şarabın içinde mikroskopik olarak olgunlaştı ve genişledi. Böylece onlarca yıl sonra ilk şişeler açılıncaya kadar özellikleri daha da arttı. Roig ödülü büyük büyük babasına adadı ve metal yosunu çalışmasının ilk ön sonuçlarının birkaç hafta içinde dünyaya açıklanacağının garantisini verdi. Sonuçlarının nöroloji alanında devrim yaratacağını duyurdu. Aranmışlar yine. Belli aranmışlar. Olanlarda olmuş gibi. Ya grafitiler çok güzel değil mi arkadaşlar? Nörolojik anlamda insanlar oldukça gelişmiş herhalde. Ondan sonra birbirlerine mi saldırmışlar, ne yapmışlar? Atış nasıl yukarı doğru? Çok güzel ya. Bunu ilk defa görüyorum bir korku oyunda. Bak şöyle. Süper. Bir dakika, kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Şimdi
Bir dakika, burada bir elektrik kaçağı var. Şöyle dikkatli gidelim. Buradan oraya zıplayabilir miyim? Giderken. Of. Canım falan var mı acaba ya? Vardır da. Yok. Yok olmayacak. Aşağıdan bir şeyler alayım. Bir şey de yok ki. Oğlum şuradan mı gideceğiz acaba? Haydi. Yalnız geldiğimiz yere bakar mısınız? Böyle az buz mesafeler değil yani. Aha, bu da burada saklanmış. Evet, çöl gibi bir araziye çıktık. Beni takip et dedi. Aha. Oğlum kavruluyoruz ha. Bir dakika. Gölgeye gideceğiz galiba. Bu sıcak yaz günlerinde bu hissi iyi biliriz. Yanmamak için gölgelerde kal diyor. Tamam. Sen bize bir yolu göster de. İleride bir gölge görüyorum. Şu gölge kurtarır mı? Kurtarır gibi. Oh mis. Devam. Arabanın gölgesinde serinleyeceğiz galiba. Birisi daha aynı şeyi düşünmüş gibi ama. Bir de not bırakmış bize. Susuzluktan ölüyorum. Bir inşaat sahasına boya götürdükten sonra minibüsümü Broken Hill'deki evime sürüyordum. Ve aniden o kör edici yeşil ışıklardan biri yanıp sönmeye başladı. Şimdiye kadar gördüğümün en büyüğüydü. Bundan sonrasını nasıl anlatacağım pek bilmiyorum ama dünya paramparça oldu. Ve kendimi bu dünyanın içinde sıkışıp kalmış halde buluyordum. Yakınımdaki diğer parçaları tanımıyorum. Avustralya'da böyle bir şey yok. Yardım aramaya çalıştım ama bu arada kapana kısıldım. Yiyecek ve suyum neredeyse kalmadı. Başka parçalara sıkışıp kalmış insanların çaresiz çığlıklarını duyuyorum. Karşıya geçmem imkansız. Ya boşluğa düşeceğim ya da susuzluktan öleceğim. Eşimin ve çocuklarımın iyi olması için sadece Tanrı'ya dua edebiliyorum. Bir dakika. Oğlum ben de su almamışım yanıma. Okudunca susadım yani. Evet sevgili drone ve robotum. Burası Avustralya'ymış o zaman. Dünyada parçalara bölündüğü için artık ne nerede anlayamamış insanlar. Ve bir anda olmuş ne olduysa. Hadi go. Senin gölgende serinleyebilir miyim? Tamam, bir dakika şurada dinleneyim ben. Bir dakika. Nereye gittin drone? Şuraya mı? Valla dünya Mars gibi olmuş ha. Kırmızılaşmış. Bak 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 hareketlere bak. Şimdi ben oraya nasıl geleyim? Yanına. Şu güneş panellerinin altına doğru koşmam gerekiyor.
Şöyle. Bir sonrakine. Sonra bir sonrakine. Evet. Şu yolu takip edeceğiz galiba. Umarım şurada da vardır. Var. Hatta orada yeni güç var galiba. Yer kabuğunu döndürmek için el hareketlerini kullanarak el becerini kullan. Bu gücü dikkatli ve yalnızca gerektiği kadar kullan. Çünkü bu tür büyük değişiklikler gezegendeki diğer hayvanlara ve insanlara zarar verir. Bunu istemeyiz. Lanetli biyometale karşı savaşan bizler de buna dahiliz. Bu beceriyi kullanarak çölü geç ve ışıklı yel değirmenine ulaşarak yolunu takip et. Günün saatini dilediğin gibi değiştirebilirsin. Çöl sıcağı sizi ancak güneş tepenizdeyken yakar. Sağ tıkla zamanı değiştir diyor. Ama bir şeyler zarar görüyormuş bunu. Bunu yaparsak bir şeyler zarar görüyor. Gece, gün batımı, öğlen. Nasıl değiştireceğiz bunu? Gece mi yapacağız? Vallahi yaptık. Nereye gideceğim peki? Bizim drone mu şu işareti veren? Vallahi güce bakar mısın? Gece yaptık yani şu bir şey mi? Yol işareti mi? Yol işareti herhalde. Zamanı bükebiliyoruz o zaman. Değişik. Bayağı gücümüz var ya. Hadi çabuk ol. Kimseye zarar vermek istemeyiz. Şu ışıklar neyi gözlüyor acaba? Dost mu düşman mı? Düşünsene bir anda uyanıyorsun, kendini böyle bir dünyada buluyorsun yani. Yani bugün şu an düşünün bunu başınıza geldiğini. Başta böyle bir kurtulmaya çalışırız gibi geliyor. Sonra ama böyle çığlık çığlığa bağırıp ağlama falan olur yani. Neredeyim ben diye. Hiçbir tanıdığınız yok. Bildiğiniz her şey yok olmuş. Daha doğrusu bildiğiniz hiçbir şey yok. Bambaşka bir dünyadasınız. Gerçekten düşündürücü, bazen heves uyandırıcı ama yaşaması da oldukça korkunç bir deneyim olur diye düşünüyorum. Drone nereye gitti? Ben bu ışıklara gözüksem bir şey olur mu? Dur gidiyorum ya. Öğrenmiş oluruz ha. Bir şeyler trigger oluyor. Bu var mıydı? Dikenli teller var ama. Allah girdim bir şekilde. Yeni yetenek mi? Dünyanın parçalanmasından önce sen bir dilenciydin. Kötü niyetli bir kişinin sizi hapsetmeden, şarap ve sizinle ilgili deneylere başlamadan ve tüm süreci eğlence amaçlı internette yayınlamadan önceki geçmişinize dair bilgilerimiz bu kadar. Bundan sonra dünyanın bazı kısımları parçalandı. Daha sonra insanlık biyometale karşı verdiği savaşı kaybetti. Bir süre sonra hacklendim
ve seni bulmam için buraya gönderildim. Bu sadece 31 yılımı aldı. Yani bu drone 31 yıldır bizi arıyormuş. Biz de bu kıyamet olayı olmadan önce bir dilenciymişiz. Değişik. Biz bayağıdır gecede takılıyoruz da inşallah bir şeyleri yanlış yapmıyoruzdur. Oğlum ben bir zamanı gündüze alayım ya. Öğlen yapıyorum. Oldu mu? Öğlen. Hah, şimdi oldu. Kimse zarar görmesin. Derken birileri yanmış burada. Ne yapıyoruz burada? Baya karanlık. I need to go, beggar. Ya There is hep something bir I anda must ortaya convey çıkıyor. to our destination under the skyscrapers. You shall be without my oversight for a brief Kısa bir moment. süreliğine gözetimim Brave the dışında douche. kalacaksın dedi ve gitti. Yapması gereken bir iş varmış. Haydi. Ama biz güneşe çıkamayız. Bir dakika. Güneş zarar veriyor mu? Bir bakalım. Gölgede miyiz şu an? Yok. Çin ya da Japonya'nın ya da uzak doğudan bir bölge Avustralya'ya gelmiş. Parçalara ayrılarak. Çok sanatsal ya. Kelebeklere falan bak. Bunları döndürebiliyor muyuz? Hayır. Ne yapıyoruz? Karşıya falan mı atlayacağız? Bir şey mi çağıracağız? Gece mi yapacağız? O zaman geceye dönerim ben. Bir gün batımı yapayım. Gün batımı oldu gibi. Aha. Şunu mu almam gerekiyor? Geceye dönüyorum. İnişe geçiyorum gibi oldu. Gece. Aha, hareket ediyoruz. Bir dakika, zamanı da geri falan mı alıyoruz ya? Bak burası. Bizi getirdi sağ olsun.
Biraz gece kalsın ya. Yine galiba gece gündüz olaylarına gireceğiz. Öğlen. Şeyler şekil değiştirdi. Bizim işimize yaradı mı? Yaramadı gibi. Ya da akışı anlamamız gerekiyor. Gece ve gündüzde önemli şeyler değişiyor gibi. İyi ki çok fazla kullanma dedi, değil mi? Galiba şuna çıkacağız, şuna. O bizi götürecek. Aynen. Bunu bilemezdik ki. Bunu bilemezdik. Hadi bakalım. Bir kez daha üzeceğim sizi. Öyle geçelim. Oğlum gene gel. Gene geldi bu. Gel bakayım. Kapı açılmaz, sayvayı yedik. Yine zaman boyut bir şeyler oldu. Bir yaralıydı ama, gördünüz mü? Ne oluyor ya? Sağdan git diyor. Gece. Gelen giden ne var? Bu mu geliyor? Bu çok yaklaşmayacak gibi bize ama. Abi üste çıkmamız gerekecek. Heh. Kardeşim benim güzel. Uçan halı gibisin maşallah. Öğlen. Nereye bırakacak bizi?
Karga sesi oyundan mı geliyor? Benim balkondan mı geliyor? Tam anlamadım. Buraya bir bakarız ya. Karga sesi geliyor muydu acaba? Evet, not var. Karşı tarafta iyi bir şey yok. Kapıyı kilitledim. Yiyecek arıyorlardı. Saldırgan değillerdi ama bazı insanların onlara zarar vermesi üzerine bize saldırmaya başladılar. Herkesi yavaş yavaş öldürdüler ve beni ölümcül şekilde yaraladılar. Onları incitmek istemedik ama biz de durmadık. Maalesef bir çiftçi öldürdük. Kötü yaratıklar değiller ama sayıları çok fazla. Saf içgüdü ve hayatta kalma duygusuyla hareket ediyorlar. Evet, klasik apokalipste görmeyi beklediğimiz şeyler yaşanmış. İnsanlar birbirini öldürmeye başlamış yiyecek için. Bu notu yazan insanlar da belirli bir bilinç seviyesine sahiplermiş. Çünkü bu olayı anlayabiliyoruz falan filan. Esasında iyi insanlar da yapmak istemediler ama biz de onları öldürmedik. Fakat öldürmek zorunda kaldık. Bir çiftçi şeklinde bir not düşmüşler. Anahtar lazımmış. Anahtar şurada değil mi kesin? Biz bu öğleni hiç kullanmadık. Özür dilerim. Gün batımını. Şunu bir deneyelim bakalım. Bir hareket oluyor mu? Gün batımında bir şey olmuyor gibi ya. Şu ortadaki eve gitmemiz lazım. Hareket yok. Gücümüz mü bitti? Aha. Ha, ikinci durağıymış ya da üstüne mi atlayacağız bunun acaba ya? Oğlum başaramayız ki. Başarabiliriz. Hayır. Eyvah eyvah. Erken mi atladım? Bak şu. Ya tam üstüne geliyormuş zaten de. Hafiften kesişiyorlar. Kesiştikleri iki nokta var gibi ama hangisinde atlayacağız? Şeyi tutturamadım tabi. Pardon. Şimdi. Birazcık daha doğru zamanı kollayalım. Bak şurada bir kesişme noktası var. Şurada. Aynen öyle. Tamam. Tamam. Abi bilmeceli oyun oynar mısın diyordunuz.
Tadında bilmeceli ama. Böyle abartı oldu mu çok bayıyor arkadaşlar ya. Yok o kodu al bilmem ne. Onu da oynuyoruz biliyorsunuz. Bayıyor demeyeyim de kafa yoruyor yani. Çok sağlam. Resmini falan çekiyorsun sürekli. Ezbere dayalı. Umarım anahtar buradadır. Şu iskeletin elinde mi? Vallahi orada. Şimdi. Şu sanki ya, şunu hissediyorum. Yine bizi karşıya götürecek. Yine bizi karşıya götürecek mi? Denedim bir ya bakarız. Çünkü bak o ikisinin kesişmesi zor. Zıplamak lazım. Onu da yapamayacağımıza göre doğru olanı yaptık. Hadi bakalım. Artık anahtarımız var. Evet. Açıl susam açıl. Demek ki zayıf bir insan değiliz. Şuradan geçemediğimize göre. Atlıyorum. Her nereye götürüyorsa yol. Oo, karanlık. Seninle düşmanlarımızın üzerine sonsuz bir gece yaşatabilir. Böylece onların güneşten enerjilerini yenilemelerini engelleyebiliriz. Sana ihtiyacımız olmasının sebeplerinden biri de bu. Diğeri ise hastaneden sonra ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıkacak. Hastane? Hastaneye mi gidiyoruz? Bir dakika, ne dedi tam olarak o? Sonsuz bir gece yaşatabiliriz diyor. Bu arada zamanın doğal döngüsü de devam ediyor. Yani biz karışmasak da gece gündüz döngüsü devam ediyor. Şöyle ateşlere değmeden. Derken biraz yandık gibi. Doğru mu gidiyorum? Hastaneye gideceğiz galiba. Ama nereden gideceğiz oğlum? Ha, bu ne? Güneş resmi olduğuna göre gelsin bir öğlen. Zaten öğlen diyor ama. Dur bakayım. Oo.
Dur, vurma. Vurma ne olur. Vurma. Bir dakika. Bir öğlen yapayım bir saniye. Oyunların bu dünyasını çok seviyorum hani. Normal hayatta ve dünyada hayal bile edemeyeceğiniz, görmeyi bekleyemeyeceğiniz çok garip gelen şeyler. Oyunlarda yaşama imkanı buluyorsunuz ya, hissetme. O gerçekten en hoşuma giden şeylerden birisi. Özellikle oyunları oynamama sebep olan en önemli motivasyon kaynağı diyebilirim. Ne oldu ya? Aha güneş. Güneş zarar veriyor. Ha o yüzden etraf yanıyor. Bakayım. Ama lütfen. Ha şuradan gideceğiz. Abi şu aradan sığayım be. Olmaz mı? Gün batımı nasıl? Hiçbir işimize yaramadı gün batımı. Ulan. Vallahi atladım bir şekilde ama. Valla bir yere gidiyorum arkadaşlar ama bodozlama daldım. Umarım doğru yapmışımdır. Asma köprü. Tehlikelerini bilirsiniz. Ya şu asma köprüdeki yaşanan düşme tehlikelerini de hep Indiana Jones hayatımıza soktu ya. Indiana Jones'un da yeni oyunu geliyor. Bakalım nasıl olacak. Onu oynarız arkadaşlar. Hastaneye geldik. Ne diyor anlamıyorum. Gün batımı, gün doğumu. Güneş enerjisi lazım. O zaman bu kapı açılır diyor. Gelsin o zaman. Evet. Güneş enerjimizi de aldık. Hastaneye doğru gidiyoruz. Ne diyor? Yani bu kablonun gittiği yere bak diyor. Atlayacağız herhalde aşağı. Gece mi diyor acaba bu da? Ama bu da güneş enerjisi. Güneş panelleri var. Yani çuval gibi düşüyoruz değil mi anlayın. Gece gelsin o zaman.
Tabii ki açılmamış. Yine düştük. Oğlum bak bu kırmızı kablo haydi. Tamam anladım. Gelsin. Gelsin öğlen. Biz bunu nasıl görmedik? Hop gün. Switch varmış orada. Ama bir dakika. Bir dakika. Şimdi yapmamız lazım. Evet. O bizim peşimizde olan yaratık mı yoksa iskelet mi? Şurada bir su içseydik ya. Kayboldu. Bir dakika. Yolumu kaybettim anlık. Bizim drone robotumuz nerede? Kendi kendimize buluyoruz yolumuzu valla. Etraf terk edilmiş hastane korku oyunlarına döndü. Var ya bizi burada yakalarsa hayatta affetmez bu. Sanki bir şeylerin üstüne basmamamız gerekiyor gibi düşünüyorum. Şöyle kenardan kenardan. İnsanları acaba buradaki odalara mı kapatmışlar böyle? Hadi bakalım. Rusça yazıyor. Tabii ki Rusça yazıyor çünkü dünya birbirine girmiş. İspanyolca, Rusça, Japonca, Çince. Türkçeyi de görür müyüz? Abi şu benim karşıya geçmem lazım da nasıl yapacağız? Burada bir trik var galiba. Pardon.
parçalayabilir miyiz? Ya da dümdüz gitsem? Ya da şuraya bir şey koyayım, üstüne çıkayım ya. Ne uğraşıyorum? İstediğimiz açıda durmuyor değil mi? Oğlum ne sinir şey koymuşlar ya, bir dakika. Kesinlikle burada insanları tutuyorlarmış. Abi güneşle ilgili mi gene ya? Telekiniz de işe yarıyor gibi de. Deneyelim. Bence pek bir alakası yok. Dur bakayım. Köprü yapmaya çalıştım ama ben gene gündüz alayım da. Sanki iş görecek gibi ya. Yok, görmez bu. Abi. Fiziki dinamikler o kadar gerçekçi ki yemiyor yani. Bir yerden kıracak mıyız? Ya da yukarı mı tırmanacağız biz ya? Yok abi. Bir dakika. Çalım yer mi? Yemez. Yukarı çıkacağız herhalde. Bir yerden yukarı çıkacağız arkadaşlar. Bir dakika, bir ses geldi. Ses geliyor. Telekinezime cevap alıyorum. Güzel bulmaca. Severiz.
Ne? Bunu bir kırmayı deneyeyim bakayım. Yok. Allah Allah. Karşıya mı atlamak lazım acaba? Deneyelim. Aradan falan mı acaba kırarak? Ya yok arkadaşlar. Büyük ihtimalle köprü kuracağız ya. Bunlar kısa kalıyor ama. Bu kısa. Bu da kısa gibi. Başka böyle tahta da kısa. Yani. Bir deneyelim bakalım yine bunu. Bir dakika ya. Oha işte bu. Köşede kalmış ya, göremedik onu. Yine sigorta mı patladı, ne oldu? Oho reklama bak. Buradan git diyor da. Buna bizim gücümüz yeter mi? Yetmez. Şurayı parçalayacağız herhalde. O da aşağı düşecek. Fırlatacak bir şey var mı? Bu olur gibi. Hop güm. Güç yok. Aha. Tatlışa bak. Dur bakayım, nereye gittin sen? Gülüyor bir de. Bak bak bak, nereye saklanır? Ama yerim seni ben. Dur bakayım. Kapıdan çıkabiliyor muyuz? Hayır. Tam bir tatlış. Bak nereye gidiyor. Az değil, az. Aha! Oğlum, annesin bu, ne bu? Dur bir dakika, dur dur dur. Dur bir dakika, dur. Dur biz oynuyorduk ufaklıkla. Açtın mı bir şey? Ya dur baksana, zarar vermek istemiyorum ne olur. Ya dur. Vallahi peşimde bu. Abi geliyordu. Ben aşağı atlıyorum. Atlıyorum vallahi. Öldürmek istemedim ya. Beni biliyorsunuz. Oo, suyun altında gezebiliyoruz.
Yine bir araba. Kapı açılıyor. Bu açılıyor mu? Kilitli. Burası zaten buraya çıkmıyor mu? Ben buradan zıplarım gibi zaten. Aynen öyle. Nereden? Buradan gidiyorum. Doğru mu yaptık? Galiba yanlış yaptık. Bakalım ya. Çıkış buradan diyor çünkü. Evet. Neredesin sen? Nerede? Ha, görmedi beni. Hey. Eyvah, 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 eyvah. Of, feci düştük ha. Drone'un peşinden gideyim derken. Kesin kilitlidir. Aha, açıkmış. No time no see. Her şeyi sular altında bırakacak büyük fırtınalara neden olmak için havadaki su parçacıklarını hareket ettirmeyi dene. Gökdelenlerin altındaki yeraltı laboratuvarına vardığımızda ve ardından senin iyileşmen üzerine bu yeteneği biyometal ordularının saflarını aşındırmak için kullanacağız. Havadaki su parçacıklarını hareket ettirmeyi deneyelim. İhtiyaçlarına göre gökyüzünü açık ya da yağmurlu yapabilirsin. Yağmur yağdığında çevrenin bir kısmı sular altında kalır. O zaman yağmur yağdıracağız. Yağmur gelsin. Çok iyi ya. Biraz fazla mı hızlı? Biraz fazla hızlı doldu burası ya. Yeter mi? Yapayım mı açık hava? Yağsın biraz ya, iyi geldi. Of. Yok, aşağı galiba. Kapı kilitli. Açık hava yapıyorum ya. İhtiyaç olursa kullanırız. Böyle böyle aşağı ineceğiz herhalde. Hoş. Şöyle yan yan. Hah. Dur, önden varil atayım.
Ne oldu? Bayağı güçlendik yalnız ha. Halüsinasyonlarının ve Morbi'nin gökyüzünün berraklığı altında azalma eğiliminde olduğunu gözlemledim. Sisli koşullarda zorlukla karşılaşırsan sisi dağıtmayı düşün. Doğal olarak bu benim açımdan daha etkili bir izlemeyi de kolaylaştıracak. Şimdi Morbi'nin gökyüzünün berraklığı azalırsa halüsinasyonlarımız da azalıyormuş. Sis halüsinasyonlarınızı hasara karşı dayanıklı hale getirir. Gökyüzünü temizlemek ve sis kaybolduğunda halüsinasyonlara zarar vermek için güçlerini kullan. Anlamadım yani berrak mı olması gerekiyor? Neyse çözeriz ya. Gökyüzünü temizle diyor. Açık hava değil mi? Evet. Bunu yapmalıydım. Ne oluyor? Bu az önce okuduğumda değil mi? Evet. Hadi o zaman. Gökyüzünü temizle. Hayır. Aman aman aman. Abi hepiniz saldırmasaydınız. Bunları indireceğiz galiba. Abi size zarar vermek istemiyordum ben ya. Vallahi istemiyordum ya. Şu sesi duymak istemiyordum. Olmadı. Ama herhalde bunları indirmek zorundayız arkadaşlar. Duramıyorum. Al bakayım hepsi senin başının altından. Gökyüzünü temizle. Temizle gökyüzünü. Bizim fırlatacak bir şeylere ihtiyacımız var. Oo! Aşağı fırlattı oğlum. Abi. Zor burası ha. Anca zaten. Temizle temizle. Vallahi koydum gibi.
O ne ya? Ah be. Oh. Oğlum nasıl dojluyor bu ya? Sis çaktı. Yedi mi? Neredesiniz? Yaralandı, yaralandı. Abi ışık burayı gösteriyor. Buradan bir çıkış var mı? Gitli. Ya yemedi be. Bu sefer yedim bence. Bence yedim Morgan. Kurtları da incittin bana ya. İncittirdin. İyice asabileştiriyorlar bizi ya. Yine Japonya'nın bir parçasına mı geldik? Arkadaşlar burada bayağı rüzgar başladı. Arkamdaki perdenin oynaması paranormal değil yani. Söylemiş olayım. Aha. The beggar Sonunda. managed to screw himself. Use your neck to look up, beggar. The beggar trapping himself here was not part of the plan. The beggar can't progress since my assistance. Kendimizi tuzağa düşürdük. O da dalga geçiyor. Unscrew the beggar. Dur bakalım. Yardım edeceğim sana diyor. Electric solution found. Bir zahmet yardımcı ol yani. The beggar is a fortunate bastard. I Senin completed the birazcık other task and came ağzın da here bozuk just gibi ya. three minutes ago. 3 dakika önce gelmiş. Aa, sıcak, sıcak bozuyor işi. Gece lütfen. Gündüz lütfen. Oyunun sonunu çok merak ediyorum ya. Ne olacak? Önce hemen atlayalım. Güneş bizi yakmaya başlar. Ama güneş panellerini de kullanacağımızı biliyorum. Bir gölgede bir duralım. Bu kapı büyük ihtimalle kapanır çünkü.
Gece yaparsak. Var mı gölge? Gölge? Burası zaten gölge gibi. Ha, yağmur suyu. Gelsin. Şöyle bir gücün olduğunu düşünsene ya. Yağmur doğasına çıkacaksın. Ya da Afrika'yı falan nasıl kurtarırsın ha? Çok sağlam bir güç, sadece yağmur bile. Ama açık hava olsa iyi olur. Benim halüsinasyonlarım azabilir. Açık hava lütfen. Hemen de güneş yakıyor. Yağmur lütfen. Yağmur daha iyi ya. Bu hava daha iyi. Evet, neler hareket ediyor? Gece, pardon. Yine yağmur seçtim. Gece lütfen. Çok güzel sahneydi soldaki. Öğlen. Yağmuru devam ettiriyoruz bu arada. Açık hava olsun. İyi, havayı en azından düzelterek indik mağaraya. Çatışma sesleri geliyor. Bebişim bak. Garip bir ilişkimiz var sizinle. Sen acaba benim kurtardığım mısın? O bize saldıran annem miydi, babam mıydı? Oy bebeğim. Gel. Gel gel. Ya kemik veriyor ya. Fırlatayım mı kemiği? Fırlatayım mı kemiğini? Hadi. Koş al şuradan. Gidemiyormuş oraya değil mi? Aa. Niye öyle oldu? Niye oldu tatlım? Dur ben sana kemiğini bulacağım.
Bekle bir dakika. Aa, buraya gelmesen iyi olursan. Sen buraya gelme hayatım. Olur mu? Sen buraya gelme. İyi ki kemiği almaya gelmemiş ha. Kim yaptı bunu? Yalnız birinin eli de parçalanmış ha. Dur ben de sana şunu atayım. Sen de bununla oyna dur. Vallahi gitti kemiği. Oğlum ne yapıyorsun? Doğayla garip bir iletişimim var galiba. Bu bence biraz asabileşti ha. Bir şeyler dönmeden gideyim ben buradan. Ama nereye? Doğa çok acımasız. Değişik bir saniyeydi, değil mi? Aa, ben de yüklüyor sanıyorum. Nereye gitti o? Burada bayağı bir insan ölmüş. Kilitli anahtar. Bunlardan birinde mi? Anahtar lazım diyor. Telekinezi gücümden o. Ha. Geldim. Resmimi çekti o benim. Oo. Hayır. Hayır, 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 hayır. Abi neler oluyor? Dur ben sana bir şekil yapacağım dur. Ya aldın mı anahtarı? Yok onu indireceğiz belli oldu ya. Anahtar? Açı bulamıyorum ki. Of. Yok sıkıştırdı. Sıkıştırdı ya. Yerler kaymıyor yalnız. Anahtarı almadık mı biz?
Abi anahtarı aldık. Niye hala kilitli diyorsun? Koyduk kafasına valla. Bir dakika, neresi kilitliydi? Şurası kilitliydi. Ya şaka mısın ya? Ayak yapıyormuş bize. Onu nereye götürüyorsun? Bir dakika, bir dakika ya. Bir dakika. Bir dakika, kendimize gelelim. Kendimize gelelim. Havayı düzeltelim. Açık hava. Sis varsa sisi kaldır. Oğlum bu bize bir şey fırlatıyor. Tamam. Adam Marvel'deki Surfer'a dönmüş ya. Bunu herhalde fırlatalım değil mi? Abi kim vuruyor ya? Neredesin? Yok ya, bu bizi indirir burada da. Oo. Çok sağlam. Vallahi bombalı ya. Biraz sakin. Biraz sakin. Ah be. Biz bunu nasıl öldüreceğiz ya? Dur bakayım. Yok. Oha. Sisi açalım. Havayı temizle. Nereden sıkıyor? Nerede bu?
Nerede? Bir çıkış noktası bulduk da kilitleyecek değil mi? Allah cezalandırsın. Görüyorum seni. Şimdi ne yapacaksın abi? Ya böyle savaş mı olur ya? Neredesin? Cezanı vermişsin ya. Zormuş arkadaşlar burası. Ah şurada elimde bir şey olacak. Ah şurada olacak. Bunu yapmak istemezdim ya. Lütfen sakin. Oğlum adam bildiğin X-Men'e döndü ya. Abi gidiyoruz. Lütfen. Bu sefer yedin mi? Yedin mi bu sefer? Oğlum size zarar vermek istemiyorum ya. Hah. Bak sizi de öldürmedim. Zarar da vermedim. Esas suçluyu biliyorum. Onun da hesabını gördük. Zor savaştım arkadaşlar. Atlayayım mı yoksa yağmur mu? Yağmur deneyelim bakalım. Sıkıntı bir yerse problem olmasın. Yok değil. Atlıyorum o zaman. Mousepad düşüyormuş ya. Terletti vallahi. Neredeyiz?
O zaman Yağmur. Uf. Tamam, çok değil, çok değil. Çok değil. Yağmur. Sonunda. Our goal is under those totally safe skyscrapers. See you there, my dearest albino beggar. Albino dilencim mi? O ne demek ya? Gece lütfen. Gündüz. Neredeyse geldin diyor. Ne diyor? Her türlü onarım yapılır diyor. Ha, güneş paneli olduğuna göre gündüz. Açılacak şimdi. Yağmur. Açık hava. Eleman yaralı dolanıyor. Öldürmesem mi acaba? Bu bir hata mıydı acaba? Neler oluyor ya? ABD FBI, Albert Royd ve ekibinin işbirliğinin ardından Guardian'ın kendisine büyük
miktarda zehirli şarap içmeye zorlayarak işkence yaptığı ve süreci internette yayınlayan tutuklu dilencinin yerini bulmaya her zamankinden daha yakın olduklarına dair güvence verdi. Bir dakika, bir daha okuyalım. Tamam. Zyber Roig ve ekibi dilencinin yerini tespit etmeye yardımcı olmak için metalik yosundan oluşturulan jeomanyetik aletlerle işbirliği yapıyor. Onu bulmanın sadece birkaç gün süreceğini garanti ettiler. Her izleyiciye gösterildiği gibi dilencinin dünyanın manyetik alanıyla olan sinirsel bağlantısı içmeye zorlandığı her şarap şişesiyle birlikte arttı. Artık arkalarında statik elektrik üreten garip yeşil ışıklara neden olanın dilencinin beyni olduğu biliniyor. Bazı küçük nesnelerin havaya kalkması ve hava durumu ile günlerin senkronizasyonunun bozulması da bazıları sadece birkaç dakika, bazıları ise 100 saat sürebiliyor. Dilencinin beyninden kaynaklanıyor. Şarap alımı devam ederse başka ne olabileceğini kimse bilmiyor. Yetkililer dilenciyi bir an önce bulamazlarsa intihar dalgası dünya çapınca artmaya devam edecek. Bu intiharlar ne diyor? Kıyametin geldiğine inanan dindar kişiler falan filan diyor. Abi olay bizmişiz. Bize gardiyanın teki bu zehirli şaraptan içilmiş. Olay da bundan sonra zaten şekillenmiş diye anlıyorum. Galiba bunlar da bizi öldürmek isteyecek. Bizim beynimizi öldürürlerse, çünkü bunlar sona erecekmiş. Bütün bunların sebebi bizmişiz diye anladım ama görürüz. Pardon. Abi bu niye kaçıyor bizden ya? Oğlum düşeceksin, düşeceksin. Sen bana vururken iyi miydi? Ha? İyi miydi? Neler oluyor? Ne yaptın sen? Lütfen uyan. Uyandığın için teşekkürler. Mahvoldum. Yine dünyayı kırıyorsun. Hala başarabiliriz. Beni takip et. Hayır. Of, son anda. Jump, jump beggar. Jump. Zıplayamadım. Aha. Kırılıyor.
Wine and beggar successfully delivered. Şarap ve dilenci başarıyla teslim edildi. Eğer hala seni düzeltip kurtaracağımı düşünüyorsan delisin diyor. Therefore, instead of healing you, I will slowly dissect what makes you so peculiar. Then we will create an improved version of you elsewhere, devoid of your dysfunctional, violent and crazy tendencies. Bizi incelemeye alacaklarmış. Bizim daha düzgün bir versiyonumuzu herhalde oluşturup dünyayı kurtarmaya çalışacaklar. Mükemmel bir oyundu ya. İşte böyle kendine özgü fikirleri olan yeni fikirlerle hayata geçirilmiş oyunları oynamak çok zevkli arkadaşlar. Vay, hikaye devam edecekmiş. Çok güzel. Arkadaşlar mükemmel bir oyun oynadık. Bayağıdır böyle güzel bir oyun oynamıyordum. Gerçekten oyunu çok beğendim. Oyunda bir şarabın özünde gelişen bir virüsün tutsak tutulmuş bir dilenciye fazla miktarda verilmesi ve bu dilencinin zihinsel gelişimiyle beraber dünyayı parçalara ayırması, mahvetmesi, herkesin ölümüne yol açması ve daha sonra görevlendirilen bir drone robot tarafından yıllar sonra bulunabilmesi ve onun zihninden yararlanılarak tam tersi bir zihinsel oluşum oluşturulup dünyayı kurtarmayı amaçlayan bir fikir üzerine gelişmiş çılgın bir oyun oynadık yani. Harika bir oyundu. Mekanikleri olsun, boss dövüşleri olsun, hava değişimi ne yönelik, etrafın sizin seçimlerinize göre şekillenebiliyor olabilmesi olsun. İnanılmaz yenilikçi fikirlerle gelmiş bir oyun. Bence birçok ökülü, ökül ne ya? Birçok ödülü hak ediyor. Ya saçmalamaya başladım, kusura bakmayın. Bitirebilmek de büyük keyif verdi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Uzun bir oyun oldu. Herhalde çok kişi izlemez. Sadece uzun olan videoları seven arkadaşlarım izler diye düşünüyorum. Umarım sizler de deneyip bu oyunu beğenirsiniz, oynarsınız. Bir sonraki korku oyununda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.